Yarın reisi Türkiye'ye gelecekti. Önemli konu başlıkları vardı ki bunların en önemlisi de çok üst düzeyde bir terör işbirliği, terörle mücadele işbirliği konusuydu. Hemen saldırı öncesinde, görüşme öncesinde, özür dilerim, ziyaret öncesinde bu saldırılar yapıldı. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Evet Oğuz Bey, şimdi haklı bir erteleme. Yani ülkede bir terör saldırısı var. Bu saldırının sonucunda tabii ki bir cenaze töreni yapılacak, kararlar alınacak, toplantılar yapılacak. Yani görünürde haklı bir karar, erteleme. Ama gönül isterdi ki bu ziyaret gerçekleşsin, bu saldırının ardından hemen gerçekleşsin ve alınması gereken acil kararlar alınsın. Ki daha önce bunların neler olduğunu belirtmiştik. Yani burada bir terör var, terör örgütü var, terör gerçeği var. Ve bu terör gerçeğini yok edilmesi için geçtiğimiz yıllarda Astana toplantılarını, Tahran'da yapılan Astana toplantılarında Rusya, İran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanlarının ortak açıklaması var. Terör örgütlerinin kim olduğu, kimin finanse ettiği, kimin destek verdiğine dair görüş birliği var. Şimdi görüş birliğinden eylem birliğine geçilmesi gerekiyordu. Ve bunun için de işte bir ziyaret gerçekleştirilecekti. Bu ziyaretinde olması arzu edilirdi, ertelenmemesi arzu edilirdi. Buna yönelik bir saldırı mı? Bu ufak bir sebep. Yani bunu ertelemeye yönelik bir sebep olarak düşünmemek gerekir. Bir saldırı sebebi olarak düşünmemek gerekir. Ama dediğim gibi onlara göre haklı. Ama daha büyük pencereden baktığımızda da ziyaretin gerçekleşip acil kararların alınması gerekiyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Peki bu saldırı neden yapıldı? Bu zamanda neden böyle bir saldırı? Neden hocam? Sadece reisinin ziyareti kapsamının ertelenmesi konusunda bunu biraz önce belirttim. Düşünmemek gerekir. Son 10 günde hatta 15 günde meydana gelen, bölgede meydana gelen olayları topyekün ele aldığımızda, incelediğimizde böyle bir saldırının olabileceğini tahmin etmek oldukça da güç değil. Şimdi müsaade ederseniz neler oldu onlara bir bakalım. Tabii ki, tabii ki. Buyurun İsrail, hocam. İsrail Gazze'de kara harekatında başarısız oldu. Bugün bununla ilgili olarak dün eski Genelkurmay Başkanı açıklamaları var. İsrail'in kara ordusunun istenilen seviyede olmadığını, hava kuvvetlerinin iyi olduğunu, burada bir bataklığa saplandığını ve burada bir İsrail halkının övünebileceği bir savaş taktiğine geçilebileceğine dair, yani bununla ilgili olarak Amerika'nın desteğini alarak bir savaş konseptinin değiştirebileceğine dair açıklamaları vardı. Bununla ilgili olarak da İsrail'de bölgede yaklaşık 9 tugayını, yanılıyorsam düzeltebilirsiniz, geri çekmeye kararı aldı Gazze'den. Şimdi bu Gazze'den 9 tugayın geri çekilmesi demek İsrail'in savaştan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. İsrail konvansiyonel savaşta başarılı olamadığı için buradan bunu geri çekiyor kuvvetlerini ve asimetrik bir savaşa hazırlanıyor. Yani Gazze'de düşük yoğunluklu bir savaş, orada nokta operasyonları şeklinde yapabilirse, dronlarla ve dediğim gibi düşük yoğunluklu bir savaşla orada adeta mevzi savaşına dönüşebilecek uzun süreli bir savaşı göze alıyor. Ama dediğim gibi düşük yoğunluk. Peki neler yapacak? Yine sizin ekranlarda da belirttik bunu. İsrail ordusunun başarısız olması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka seçeneği masaya koyacağını, sahaya süreceğini söylemiştik. O da vekil güçleri olan PKK terör örgütü ve DAEŞ'i net bir şekilde kullanacağını belirtmiştik. Ki bunların başında PKK geliyor. Her ne kadar DAEŞ'le mücadele ediyoruz deseler de bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Hocam şimdi, şöyle yani vekalet savaşlarından, yani biz vekalet savaşlarını en yoğun Türkiye Suriye'nin kuzeyinde gördü değil mi? PKK, evet. SDG çeşitli isimler adı altında IŞİD yönlendirmesi, PKK yönlendirmesi başarısızlıkla sonuçlanan o vekalet savaşlarından sonra ülkeler doğrudan işin içine girmeye başladı. Şimdi geriye dönüş mü diyorsunuz? Tekrar bu terör örgütleri bu dönemde bu asimetrik savaş içerisinde kullanılacak, bunu mu söylüyorsunuz? Şimdi Oğuz Bey bakın, hem sizin söylediğiniz var hem de Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede PKK'yı, DAEŞ'i destekleyip büyütürken sadece Türkiye'ye karşı değil, İsrail'in
uzaktan emniyetini sağlamak için terör koridoru, terör devletini oluşturarak İsrail'le uzun vadede birleştirmek amacıyla burada bulunuyor. Yani bu izlediği PKK-PYD politikasını bu bağlamda da değerlendirmek lazım. Ve bununla ilgili olarak da bölgede yoğun çalışmaları var. Bakınız, bugün İsrail saflarında savaşan Kuzey Irak'ın ünlü aşiretlerinde kişiler var. Bunlarla ilgili Netanyahu'nun açıklamaları var, başsağlığı mesajları var. Bu hem de İsrail'in devlet televizyonlarında yapmış olduğu başsağlığı açıklamaları. Dolayısıyla Kuzey Irak başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde İsrail gerçekliğini inkar edemeyiz. İsrail'le ilgili politikaları inkar edemeyiz. Uzun vadeli İsrail'le birleşme politikalarını göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla böyle bir durumda ve İsrail ordusunun muhtemel bir mağlubiyeti ya da başarısızlığı sonucunda PKK kartında İsrail lehine sahaya sürüleceği bir gerçekti ve bu da sahaya sürüldü. Peki neler yapıldı? Onları bir gözden geçirelim asimetrik savaş kapsamında. İşte PKK Türkiye'ye karşı Hakurt'ta saldırı girişimde bulundu. Türk ordusuna karşı. Bunun bir göstergesiydi. İkincisi dün Hizbullah Lübnan'da Hamas'ın iki numaralısına suikast girişiminde bulundu. Suikaste uğradı. Öldürüldü. Başka işte bugün bana göre bunun arkasından DAEŞ çıkacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'da sürekli DAEŞ'i kullanmıştır. Hatırlayalım. İki tane mescit saldırısında İran'daki hep DAEŞ çıktı arkasında. Yine bunda da DAEŞ çıkacaktır muhtemelen. Ve İran'a karşı DAEŞ'i kullanırken Türkiye'ye karşı da PKK'yı kullanıyor. Peki dün ne oldu? Bu da çok önemli. Dün de Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de Mossad'ın yönlendirdiği 34 kişinin, ki bu 34 kişi Filistinli mültecilerden oluşuyor. Onların ele geçirmek istedikleri, onlar üzerinde yapılan istihbarat çalışmaları. Peki bunu neden yapıyor? Bugün Türkiye'nin en hassas noktası neresi? Türk halkının mülteciler konusu. İşte acaba diyorum, benim kafamda soru işareti şöyle gelişiyor. Bu elde ettikleri, kazandıkları, kandırdıkları adına ne dersek bu mülteciler ya da işte Suriyeli vatandaşlar üzerinden Türkiye'nin metropollerinde bir eylem gerçekleştirip Türk halkı nezdinde bir provokasyona girişecekler miydi? Türk halkı üzerinde bir kışkırtmaya girişecekler miydi? Bu da benim kafamda soru işaretleri. Bu da olabilir. Böyle bir durumda iki tane hedef ülke var. Biri Türkiye, biri İran. Peki neden bu iki ülke? Şimdi böyle olaylara baktık. Peki neden bu iki ülke? Bana göre Büyük Orta Doğu Projesi'nden itibaren ele alırsak, Büyük Orta Doğu Projesi'nde bir türlü sirayet edemedikleri, bölemedikleri, istikrarsızlaştıramadıkları, denedikleri ama yapamadıkları iki ülke var. Biri Türkiye, biri İran. Bir kere bunu aşmak istiyorlar. İkincisi ise bugün İsrail-Filistin çatışmasında bölgedeki tüm İslam ülkeleri içerisinde en gerçekçi, yapıcı ve akılcı politika uygulayan iki ülke var. Türkiye'nin buradaki diplomatik atakları, İletişim Başkanlığı'nın bazı girişimleri, İsrail'in dezenformasyon çabalarını yapmış olduğu açıklamalarını boşa çıkarılması, İran'ın da, bak bu da çok önemli, İran'ın da Hizbullah'la beraber, Yemen'deki Husilerle beraber, emperyalizmin, küresel sermayenin can damarına basması, özellikle Yemen'de, Kızıldeniz'de bunların can damarına basması, onların para kaybetmesi, ki onları çekip alnına vurun yeter ki para kaybetmesinler. Çok büyük para kaybediyorlar. Bugün Yemen'den girip o boğazdan girip Kızıldeniz'den geçmedikleri takdirde Rotterdam'dan Tokyo'ya kadar gidecek olan bir gemi, Ümit Burnu'nu dolaşan bir gemi 6 gün kaybediyor. Bu 6 gün demek maddi bir yük demek. Bu da küresel sermayenin istemeyeceği bir durum. Dolayısıyla İran da burada aslında sahada olmadığı söylenilen İran'ın da sahada olduğunu görüyorsunuz. Çok etkili bir şekilde sahada olduğunu görüyorsunuz. Bundan dolayı da iki ülke hedef alınmıştı. Bir, Orta Doğu projeleri kapsamında sirayet edemedikleri, bir türlü istikrarsızlaştıramadıkları iki ülke var. Halen daha hedefteler bu iki ülke. İkincisi de İsrail-Filistin çatışmasında diğer Körfez ülkelerine rağmen, onların hegemonyası altındaki diğer ülkelere göre daha rasyonel, akılcı, gerçekçi politikalar izlemeye çalışan bu iki ülke hedef tahtasına konulmuştur.
birisine PKK yönlendirirken diğerine de DAEŞ yönlendirmektedir. Peki hocam, tekrar size döneceğim. Kıvanç Bey'e tekrar döneyim. Kıvanç Bey, bu kadar çok cephe, yani bir yandan Ukrayna'da savaşı devam ettirme gayreti, bir yanda İsrail'e destek, Filistin'deki savaş, bir yanda asimetrik savaşta Türkiye gibi, İran gibi, Suriye gibi cephelerde yeni açılan, bir yanda Latin Amerika ile boğuşan Amerika, yani bir saldırılarla toparlamaya çalışan Amerika, başarı mümkün mü Amerika ve İsrail açısından? Siz zaten söylediniz, her alanda terör saldırıları yapan emperyalizmle karşı karşıyayız. 4 yıl önce Kasım Süleymani şehit olduğunda biz Rus düşünür, Avrasya düşüncesinin öncülerinden Alexander Dugin'le Süleymani konusunda röportaj yapmıştık. O zaman Dugin şunu söylemişti röportajı, söyleşide. Demişti ki, ABD hegemonyası güç kaybettiği için, emperyalizm güç kaybettiği için saldırganlaştı. Yani bugün gördüğümüz şey aslında hegemonyası zayıfladığı için emperyalizmin saldırıya geçmiş olmasıdır. Yoksa emperyalizm eski gücünde değil. Yani 2024 yılındayız. 90'lardaki gücünde değil emperyalizm, ya da 2000'lerin başındaki gücünü muhafaza edemiyor. Bu sebeple Filistin'de, Ukrayna'da, Tayvan Boğazı'nda emperyalizmin saldırganlaştığını görüyoruz ve Sayın Dugin bu tespiti 4 yıl önce yapmıştı. Baktığımız zaman Filistin meselesinde de Filistin'de sıkışan, Sayın Hocamızın söylediği gibi, İsrail Filistin'de konvansiyonel savaşta sıkıştığı için bir hafta içerisinde baktığımızda önce Türkiye, Türk askeri, 12 Türk askeri şehit oldu. Ardından Yemen'deki deniz kuvvetlerine yönelik ABD doğrudan saldırı düzenledi ve 10 Yemen askeri şehit oldu ki Nasrallah'ın konuşmasında da o Yemenli askerler de anılıyor. Ardından Lübnan'da saldırıda bulundular. Yani küresel ölçekte nasıl emperyalizm sıkışıyorsa Filistin'de de, Gazze şeridinde de İsrail sıkışıyor ve sıkıştıkları anda bu sefer bu kez terör saldırılarına başlıyorlar. Altını tekrar çizelim. Güç kazandıkları için değil, güç kaybettikleri için saldırganlaşıyorlar. Bu arada da ben bir yandan tabii ajanslara da bakıyoruz. Canlı yayını sürekli beslemek açısından. Rusya Devlet Başkanı Putin de bir taziye mesajı gönderdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye mesaj gönderdi Sayın Putin ve Kerman kentinde meydana gelen terör saldırısının ardından yaşanan trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü belirtti. Bir mezarlığı ziyaret eden sivillerin öldürülmesinin acımasızlığı şok edicidir dedi Putin ve terörizmi her türlü şekli ve tezahürüyle şiddetle kınıyor ve bu kötülüğe karşı tavizsiz mücadele konusunda kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz dedi. Onu da bir son dakika bilgisi olarak verelim. Evet, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, şehit Süleymani'nin askerleri onların kötülüklerine ve suçlarına tahammül etmeyecektir. Bu suçlular bilsin ki bundan sonra baskının ve adil cezanın kesin hedefi olacaklar. Bu felaket Allah'ın izniyle sert bir yanıt gelecek bu felakete dedi, bir açıklama yaptı. Şimdi Sayın Gökçe'ye ben bir soru yöneltebilir miyim? Tabii ki buyurun. Hocam peki şöyle bir manzarayla karşılaşabilir miyiz? Suriye'de ve Irak'ta ABD hedefleri ard arda vuruluyordu zaten. Hizbullah da İsrail'in kuzeyinden İsrail hedeflerini vuruyordu. Şimdi bugün yapılan terör saldırısının ardından hatta o kadar ki izleyicilerimize hatırlatalım, sadece Erbil'deki ABD üssü bir hafta içerisinde 5 kez vuruldu. Yani her gün Suriye ve ABD, Irak'taki ABD üsleri vuruluyor. Bu terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'deki ABD üslerinin kat be kat fazla vurulması olası mı? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Kıvanç Bey, bu olabilir, yapılabilir ama çözüm değil. Yani orada üslerin hava kuvvetleriyle vurulması çözüm değil. Orada terör örgütünün varlığını sonlandırılması ve ABD'nin desteğinin kesilmesi için bu sadece hava üslerinin ya da üslerin vurulmasından ziyade birlikte hareket ederek dört ülkenin birlikte operasyon yaparak bu işe çözüm bulması gerekiyor. Siz sorun. Yani burada bizim parmak bastınız. Evet, bizim konuşmamız gereken konu bu.
Yani yoksa işte gördük İsrail de Gazze'yi bombaladı. Hiçbir sonuç elde edemedi. Yani zafer süngünün ucundadır. Bugün buraya terörden zarar gören devletlerin birlikte hareket etmediği sürece, birlikte müşterek bir operasyon yapmadığı sürece istediğiniz kadar bombalayın. Adamlar sığınaklara giriyorlar. Adamlar istediği gibi korunabiliyorlar. Ondan sonra da tekrar çıkıp desteklerini devam ettiriyorlar. O zaman burada bir çözüm var. İran da bu konuda destek verecek. Gerekirse Irak'tan, işte Türkiye'nin kuzeyden yapmış olduğu harekata destek vererek, onlar da Kandil bölgesine, Süleymaniye bölgesine girerek o bölgeden, işte Irak'ta, güneyden, Suriye'de kendi bölgesinde bu harekata destek vererek, müşterek bir harekat yaparak buna destek verecek. Başka türlü işte havadan bombardıman, istediğiniz kadar şiddetini artırın bunu, sonuç istediğiniz şekilde olmaz. Belki işte halka bir şekilde bazı mesajlar verirsiniz, bombaladık, intikam alındı gibi, ama buradaki sorunun kökten çözümü bu değil. Kökten çözümü dört ülkenin Astana sürecinde yapılan açıklamadan sonra, Tahran zirvesinden sonra yapılan açıklamadan sonra, belirlenen iradeden sonra bu dört ülkenin birlikte hareket ederek terör örgütlerinin son vermesi için müşterek bir politika izlemesidir. Aksi takdirde yapabilir İran. Daha da fazla füze atabilir. Daha da fazla yapabilir. Ama dediğim gibi bu Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermez. Bakın tekrar diyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne en büyük zararı Yemen vermiştir. Çünkü onların para akışını durdurmuştur. Bu çok önemliydi. Yani buradaki üstleri vurarak yani can kaybı olsa bile Amerika Birleşik Devletleri bunu fazla önemsemeyecek. Ama siz burada müşterek harekat yaparak terör örgütlerine karşı müşterek bir irade ortaya koyduğunuz andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri de şapkasını önüne alıp koyacak ve düşünecektir. Yani burada düzenli bir ordu olmayan Hamas'ın direnişi karşısında dört tane ülkenin düzenli ordusuna karşı ne yapabilecektir buradakiler? Yani bu şekilde de düşünmek lazım. Bugün ABD'nin bir uçak gemisini geri çekmesi İsrail'e desteğinin azaldığı anlamına da gelmesin. Yine bölgede, ama biraz önce dediğim gibi savaşın şekli değişiyor. Bu değişen savaşta konvansiyonel savaşın asimetrik savaşa dönerken de İsrail ordusunun, İsrail kamuoyunun müthiş bir kampanyası ya İsrail kamuoyunun yaklaşımı mevcut İsrail hükümetine karşı tepkileri sonucunda konvansiyonel savaştan vazgeçilerek terör örgütlerini, yabancı savaşçıları, paralı askerleri sisteme sokuyorlar, sahaya sürüyorlar. Bunu da görmezden gelemeyiz. Yani bunun içinde bombalamadan ziyade, füze atmadan ziyade bizzat sahaya inilmesi gerekir diye düşünüyorum. Aslında bu konuda da yani Türkiye teşbihte hata olmaz. Böyle hardallı bayramları çok gördü değil mi? Sayın Hocam siz de, size de söylüyorum. Yakın zamanda hatırlayın Türkiye yeni yeni böyle ABD sisteminin dışına doğru adım atma gayretleri gösterirken İstiklal Caddesi'ne varıncaya kadar değil mi? Ankara Kızılay Meydanı'na kadar bombalar patlatıldı. O bombaların nasıl bir amacı varsa bugün İran'a yönelik İran'da yapılan saldırının da amacı ve amaçları var. Bu arada bilgiler de düşüyor, ayrıntılar. O ayrıntıları da ara ara aktarmak istiyorum izninizle. Pires TV'nin kaynak Pires TV iki çanta konuluyor. Bomba düzeni yerleştirilmiş. Profesyonel bir saldırı gibi gözüküyor. Şimdi anlatacaklarım. 10 dakika arayla patlatılıyor. Önce bir çanta patlatılıyor. Bir anda kaos oluşuyor. Yetkililer, görevliler geliyor. Görevliler geldiği sırada, İran Kızılay'ı vesaire geldiği sırada da yerleştirilen ikinci çanta uzaktan kumandayla patlatılıyor. Orada hatta İran Kızılay'ında müdahaleye giden 3 kurtarma görevlisi de ikinci patlama sonucunda hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Bu bilgiler de düştükçe sizlerle paylaşacağım. Şimdi çekildiler diyoruz Sayın Kıvanç. Çekilirken, yani çekilmek zorundalar daha doğrusu. Çekilecekler çünkü kaybeden bir kuvvet var. Çekilirken de saldıracaklar. Evet. Kimse Amerika'nın hadi hoşça kalın deyip ceketini alıp çıkmasını beklemesin elbette. Burada yapmamız gereken bu saldırılarla bu dostluğun daha da pekiştirilmesi, verilecek en büyük yanıt. Reisi Türkiye'ye gelip ilk somut
yüksek düzeyli terörle işbirliği mi anlaşması mı imzalanacaktı? Bunun daha da genişletilmesi, değil mi? Artık önümüzdeki hedef bu olmalı. Ukrayna'da, Filistin'de, Latin Amerika'da, işte her yerde, dünyanın her yerinde kaybeden Amerika'ya, Avrupa'da hatta sorgulanan Amerika Birleşik Devletleri'ne verilecek en iyi yanıt da bu olur. Hocam, İran tartışması vardı. Geçen hafta özellikle AK Parti'ye yakın yazarlar arasında tartışma yürüyordu. O tartışmalar yapılırken bir anda Mossad casuslarına yönelik operasyonlar da yapıldı Türkiye'de. İnsanın aklına şu soru ister istemez geliyor. Sanki Türkiye'ye yönelik de mi böyle hedefler vardı acaba? Mossad operasyonu, Mossad'a yönelik operasyon, yanlış bilmiyorsam 34 ajan değil mi? 34 ajanı 34, evet. Geniş kapsamlı bir operasyon. Var mıdır bir bağlantısı? Ne söylemek istersiniz? Şimdi Oğuz Bey, bakınız. Bugün Mossad, daha şuradan başlayalım. İsrail Başbakanı Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde yapmış olduğu açıklamalar var. Yani işte Türkiye'nin köylerini bombaladığını vesaire, yapacağı mücadele, yaptığı mücadeleyi insanlık dışı bulan açıklamaları var. Bunları görüyoruz. Buradan da Türkiye'nin dikkatini ve İran'ın dikkatini kendi iç güvenliklerine, kendi sorunlarına çekmek amacıyla izlenen bir politikanın başlangıcıdır bunlar. İşte Hakkuk saldırısı bunun bir parçası. İran'a yapılan saldırı bunun bir parçası. Ve Türkiye için de o 34 ajanın, biraz önce de belirttim, yakalanması büyük olayları engellemiştir. Hatta yılbaşı gecesi bazı eğlence yerlerine ya da ibadet yerlerine baskı yapması, saldırı yapması düşünülen DAEŞ'lerin yakalanması, bu da ayrı bir konu. Bütün bunlar düğmeye basıldığını, Türkiye'de bir iç karışıklığı yaratılmak istendiğini ve Türkiye'nin dikkatinin burada toplanmasına yönelik bir politika. Bu ajanlar da buna yönelik. Çünkü buradaki hedef kitle, 34 kişinin genelde Suriye vatandaşı olduğunu görüyoruz. Şimdi bakınız, bunların bir tanesinin bir metropolde eylem yapması, yakalanması ve kimliğinin açıklanması sonrasında Türkiye'de bazı kesimlerin nasıl tepki vereceğini herhalde düşünebiliyoruz. Bir Suriye'de ama İsrail ajanı, kandırılmış bir İsrail ajanı, Mossad ajanı bir eylem yapıyor. Ve bu da Türkiye'ye nasıl empoze edilecek Türk halkına? Bunu düşünmekte fayda var. O zaman işte bu bir iç karışıklık yaratılıp Türkiye'nin kendi sorunlarının üzerine yoğunlaşmasını sağlayarak İsrail politikası üzerindeki bazı işte politikalara çekilmesi sağlanacaktır Türkiye'nin. Aynısı İran içinde geçerlidir. O yüzden diyorum 34 ajanın yakalanması, yılbaşı gecesi ya da öncesinde DAEŞ'li militanların, saldırı hazırlığındaki militanların yakalanması bir düğmeye basıldığını, bu düğmenin bir ucunda Mossad'ın, diğer ucunda da CIA'nin olduğunu göstermektedir. Bunun da amacı iki ülkenin, yani İran ve Türkiye'nin taht dışı bırakılması, kendi iç sorunlarıyla uğraşarak bölgedeki politikalardan uzaklaşmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Yani bu doğrultuda bunun değerlendirme yapılması gerekir diye düşünüyorum ben. Sayın hocamız çok güzel bir noktaya temas etti. Sadece Mossad değil, DAEŞ. DAEŞ da zaten Amerika'nın kullandığı bir alet, bir enstrüman. Şimdi bir aralıkta MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlusunu Cündi'yi Halep'te yakalamıştı. Ardından şu anda da 25 DAEŞ üyesi tutuklandı. Yani biz bugün Mossad ajanlarını söylüyoruz, 33 zanlıyı söylüyoruz ama 25 tane de DAEŞ üyesi yakalandı. Yani baktığımızda 58 kişinin 58 tane herhangi bir provokasyonda bulunabilecek, terör saldırısında bulunabilecek 58 kişinin yakalandığına da dikkatimizi çekmek zorundayız. Yoksa hani sadece Mossad ajanları değil, baktığınızda Amerika zaten DAEŞ'i de bu anlamda kullanıyor. Geçtiğimiz hafta mesela DAEŞ Suriye'de de Suriye güçlerine saldırılarına hız kazanmıştı. Yani Filistin'de sıkışan ABD ve İsrail'in DAEŞ'i de doğrudan kullanmaya başladığının altını çizmemiz gerekiyor.
Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.